Evet, ilk ziyaret edeceğimiz yazar Ahmet Hamdi Tanpınar olacak. Şu an tabii ki de Özdemir Asaf'ın bedeninin bulunduğu yerde Özdemir Asaf'ın Çiçek Senfonisi adlı kitabıyla beraberiz. Şu an tam da yanımda Orhan Veli'nin Yalnız Seni Arıyorum mektuplar kitabı var. Nahit Hanım'a mektuplar şeklinde geçiyor. Seni aldım, bana ayırdım, durma kendini hatırlat, durma kendini hatırlat, durma göğe bakalım. Merhabalar. İlk diş çekim videoma hoş geldiniz. Eğer ilk kez Alıntılarla Yaşıyorum kanalını izliyorsanız bu videodan başlayabilirsiniz izlemeye. Çünkü bir çılgınlık yapıp Türk Edebiyatı'nın en iyi yazarlarını yerlerinde ziyarete geldim şu an. Ve bu ziyarete sizleri de tanıklık etmek istiyorum aslında. Evet, şu an böyle bir yerdeyim arkadaşlar. Göstereyim bunu da şu an size. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir yerdeyim şu an ve elimde birkaç tane kitap var ve eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz bu videonun amacının ne olduğunu aslında çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sizle bugün ilk ziyaret edeceğimiz yazar, şöyle göstereyim hemen. Evet, ilk ziyaret edeceğimiz yazar Ahmet Hamdi Tanpınar olacak. Ve onun hemen yanında da aslında Yahya Kemal'in de mezarı var. En iyi Türk Edebiyatı yazarlarından biri bu iki insan, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Burada da hemen onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mezarının yanı başındayım ve onun da Bütün Şiirler adlı kitabını elimde tutuyorum. Bu mezarın üstünde ne içindeyim zamanı ne de büsbütün dışında yazıyor. Hemen onu da göstereyim size. Ve tabii ki de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mezarının yanındayken bu şiirin yer aldığı, yani bu dizelerin yer aldığı şiiri okumak istiyorum size. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öten, uçsuz bucaksız değirmen, içim muradına ermiş, abasız pozsuz bir derviş, kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bu şekilde anmış olalım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Bundan sonra aslında şey var. Bu mezarın ilerisinde dediğim gibi hemen Yahya Kemal'in mezarı var. Yahya Kemal hakkında bildiğim 3 tane şey. Birincisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hocası olması. Yani Sokrates ve Platon gibi düşünün. Sokrates Platon'un hocasıydı. Yahya Kemal de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hocası. Zaten Tanpınar'ın da yine Yahya Kemal hakkında da bir kitabı var. Şurada görüyorsunuz Yahya Kemal'i. Mezarında yazan yazıyı da şöyle göstereyim size hemen. Güzel bir şiir var burada. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Bu arada Yahya Kemal hakkında size şunu önerebilirim arkadaşlar. Kendi Gök Kubbemiz adında bir tiyatrosu var. Eğer İstanbul'daysanız ya da başka şehirlerde bu tiyatro oluyorsa Kendi Gök Kubbemiz adlı oyuna mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum buradan. Aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ı önerirken şöyle bir şey de önereyim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aslında dertleri zaman felsefesi, kuantum fiziği, zaman ve mekan arasında insanın bağlantısı, bellek ve geçmiş anıları gibi konuları aslında Tanpınar'ın kitaplarında bulabilirsiniz. Ama şimdi sizi farklı bir yere getirdim ve yine Türk Edebiyatı'nın en iyi şairlerinden birinin yanındayız arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen size şöyle. Özdemir Asaf'ın oradayız arkadaşlar. Burada da okuyabiliyorsunuz. Sevgi ise sevişeceğiz seninle, kavga ise dövüşeceğiz seninle, ölümü de paylaştığımız yaşamla ortaklaşa bölüşeceğiz seninle. Yani ya eski insanlar ne kadar güzel şeyler yazıyormuş arkadaşlar, görüyorsunuz ve şu an tabii ki de Özdemir Asaf'ın bedeninin bulunduğu yerde Özdemir Asaf'ın Çiçek Senfonisi adlı kitabıyla beraberiz. Ve bu kitaptan size Lavinia adlı şiiri okumak istiyorum burada hemen. Aslında bunları okuyarak bu şairlerin onlara değer verildiğini hissetmelerini istiyorum. Onlar artık bu dünyada olmasalar bile böyle istiyorum arkadaşlar. Lavinia adlı şiirinde Özdemir Asaf bize şöyle diyor. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim, sen de bilme Lavinia. Evet, Özdemir Asaf'ı da burada Lavinia şiirle beraber anmış olduk arkadaşlar. Özdemir Asaf'a da Allah rahmet eylesin diliyorum. Bu arada siz videoyu izlerken 3 İhlas 1 Fatiha'yı okuyabilirsiniz. Ben buraya okuyarak girdim. Yani bir dua ya da öyle o şekilde bir şov yapmak istemediğim için burada sadece o içeriği konuşmak istiyorum. O yüzden siz bu işlemi kendiniz de yapabileceğinizi düşünüyorum kesinlikle. Evet, Özdemir Asaf'ın yanından gidiyoruz şu an. Yürüyoruz Aşiyan mezarlığında. Burası arkadaşlar Aşiyan mezarlığındayız şu an ve Aşiyan adı bu Tevfik Fikret'in yukarıda bir Aşiyan müzesi var. Oradan geliyor. Yani Tevfik Fikret bunun evin projesini kendi çizmiş. Evet, şu an fotoğrafta görüyorsunuz. Bu projesini çizdiği eve Aşiyan adını vermiş. Bu da yuva ve kuş yuvası demek. Sonrasında bu Aşiyan adı da bu mezarlığa ve bu bölgeye adını vermiş diyebilirim size. Aşırı sessiz, aşırı huzur dolu ve ölümün pek gerçeklik olduğunu anlayabileceğimiz bir yer. Yani Yusuf Atılgan Anayurt Oteli kitabında diyor ya, değişmez tek şey vardı insanlık için diyor, ölüm diyor. Aslında bu ölümün kesinliğini ve gerçekliğini tam olarak burada göreceğinizi söyleyebilirim size. Bu arada evet, Tanpınar, Özdemir Asaf, hani diğer gideceğimiz yazarlar bir yana, burada aslında en eski İstanbul hanımefendileri ve beyefendileri kalmış. Hani biraz aslında bu tür mekanları geniş düşünmeliyiz çünkü eski İstanbul yerlerinin olduğu yerler buralar ve şöyle görüyorsunuz, sadece ünlü insanlar değil, her türden eski İstanbul yerlerinin kaldığı bir mezarlık diyebilirim aslında. Evet arkadaşlar, sizin şahitliğinizle yine Türk Edebiyatı'nın en iyi yazarlarından bir tanesini daha ziyarete geldim. Şöyle göstereyim mezarlığını. Evet, Orhan Veli'nin yanındayız arkadaşlar. Şu an tam da yanımda Orhan Veli'nin Yalnız Seni Arıyorum mektuplar kitabı var. Nahit Hanım'a mektuplar şeklinde geçiyor. Ben bu kitaptan İstanbul'u dinliyorum şiirini okumak istiyorum. Belki Orhan Veli de bu gariban hayatını geçirmiş İstanbul yerinde, yani Aşiyan mezarlığında huzurla uyuyordur umarım şu an. Fakat umarım beni duyar ve İstanbul'u beraber onunla dinleyebiliriz burada. Evet arkadaşlar, okuyorum izninizle. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İlkin hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık, ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum, alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan anlıyorum, İstanbul'u dinliyorum. Tabii arkadaşlar, bu videonun çekim sürecinde İstanbul'u gözlerim kapalı dinleyemedim çünkü bu şiiri okurken gözlerim kapalı okuyamazdım yani mantıken. Ama en azından Orhan Veli'ye de burada selam vermiş olduk sizlerle beraber. Allah rahmet eylesin deyip onun da mezarının yanından ayrılıyorum. Orhan Veli'nin yanından çıktığımızda, biraz sola yukarı doğru gittiğinizde hemen sizi yine çok iyi bir şairimiz karşılıyor ve onun da adı... Evet, yanlış görmüyorsunuz. Turgut Uyar'ın mezarının yanı başındayız. Turgut Uyar'ın bedeni şurada bir yerde şu an arkadaşlar ve ben de o mezarın yanı başındayım şu an ve
Büyük Saat kitabını getirdim yanımda. Bütün şiirlerin olduğu bir kitap zaten. Turgut Uyar'ın mezarının yanına gelmişken, tabii ki de onun bedeni burada yatıyorken, umarım beni duyar. Allah rahmet eylesin Turgut Uyar'a da. Onun da bütün şiirlerin olduğu Büyük Saat adlı kitabını getirdim yanımda arkadaşlar. Ve onun bedeninin yanında belki de bizi duyar. Onun göğe bakma durağının son paragrafını okumak istiyorum. Son kısmını okumak istiyorum sizinle. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter, belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma kendini hatırlat, durma kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Turgut Uyar'ın mezarına gittikten sonra da şimdi sizi yine güzel bir yere götürmek istiyorum. Bu arada yine dediğim gibi ölüm hakkında da konuşmak isterim. Çünkü ben biraz ölümün doğal ve olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Albert Camus diyor ya, ölüm, yani doğum doğal bir şeyse ölüm de doğal olmalıdır diyor. O yüzden bence bu insanlar en huzurlu insanlar olabilir şu an İstanbul'da gördüğünüz. Aynı zamanda Heinrich Böll'ün de bir sözü aklıma geliyor. O da şey diyor, yaşayanların ölü olduğuna, ölülerin de yaşadığına inanırım diyor. Ben gerçekten buna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü biz mesailerle, hayat keşmekeşiyle, geçim derdiyle ölü gibi yaşarken bu insanlar şu an gerçekten de aşırı huzurlu ve şu an manzarayı göremiyorsunuz. Şurada o kadar güzel bir manzara var ki şu an. Karşıda Anadolu Hisarı var çünkü. Burası Rumeli Hisarı'nın olduğu yer. Direkt olarak yani gerçekten de ölülerin yaşadığına inanırım diyor Heinrich Böll'de. Bunu da bence burada net olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bir gün buraya siz de gelirseniz mezarları bulmak biraz zor. O yüzden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal'den ileriden sola giderseniz Orhan Veli'nin mezarı çıkıyor. Sonrasında sol yukarısında hemen Turgut Uyar var. Daha da sol yukarısında Edip Cansever var. Şu an zaten burada görebiliyoruz. Edip Cansever arkadaşlar. Edip Cansever'in bende kitabı yoktu. O yüzden telefonuma bir şiirini kaydettim. O da muhtemelen duymuşsunuzdur, Yerçekimli Karanfil. Zaten bu da Yerçekimli Karanfil'in bir sembolü arkadaşlar. Şöyle okuyayım. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemde, aklımda şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce. Buradan da arkadaşlar sizle Edip Cansever'e selam vermiş olalım. Sizi de duyuyordur muhtemelen burada. Allah rahmet eylesin dilerim ona da. Evet, şu an Edip Cansever'in de bedeninin yanından gidiyoruz. Şu an başka taraflara gidiyoruz. Burası büyük bir yer. Büyük ama böyle çok düzenli olan bir yer değil. Yani bayağı karışık mezarların olduğu bir yer. O yüzden ben hani okuma grubumla da mesela mitoloji konuşmuştuk. Hep böyle bir mitolojilerde de gömülmek vardır. Yani yerin altında olmak vardır. Ölüler dünyası aslında sürekli yerin altında olmakla özdeştir. O yüzden aslında mezarlıklara böyle bir ilgi göstermenizi de tavsiye ederim. Çünkü hem size ölüm ve yaşam hakkında, madde ve mana hakkında, bu tür şeyler hakkında size çok fazla bilgi verecek yerler olduğunu düşünüyorum. Bence ölümden korkmamalıyız, ölümümüzle barışık olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar size şu an manzarasını göstermek istiyorum buranın hemen. Evet, şu an muhteşem bir yerde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü görüyorsunuz. Şurada Rumeli Hisarı var hemen, şu parmağımın olduğu yerde. Bu hisarlar bu arada Osmanlı padişahlarının savunma amaçlı yaptığı şeyler. Burada yine köprüyü göstermiştim. Dediğim gibi süper bir manzara eşliğinde çok mutlu olduğumu hissettiğim bir gün geçiriyorum şu an sizlerle beraber. Aslında ben buraya gelmiştim arkadaşlar önceden ama sizin de görmenizi istedim çünkü bu yazarlar burada yatıyor, bizim ziyaretimizi bekliyorlar. Belki bir Üç İhlas, bir Fatiha bekliyorlar. O yüzden bu tür aslında şeyleri ben bir görev olarak görüyorum. Ölümün ardından yapılması gereken çeşitli ritüeller olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bir de mimar olmamın aslında katkılarından bir tanesi olarak size şunu söylüyorum.
aslında bizim girip çıktığımız mekanlar çok düzenlidir. Böyle sürekli odalardan odalara geçiş vardır. Ama mezarlıklar öyle değil. Şu an mesela yürüdüğüm yerde herhangi bir yol yok arkadaşlar ve mezarlıklar aslında böyle düzensizliğin ve çapraşıklığın olduğu mekanlardır. Yani bu da aslında bize ölümün böyle beklenmedik gelişini, sanki böyle karmaşık ve anlaşılmaz bilinmez düzenini hatırlatıyor gibi geliyor bana. Bu da arkadaşlar Aşiyan kedisi olarak böyle İstanbul'un yerlisi olan bir kedi. Ne haber? Böyle tatlış bir şekilde yanıma geldi. Sen de mi ölümle ilgili konuşmak istiyorsun? Konuş bakayım. Ses yok arkadaşlar. Ölüm mevzu bahis olunca herkes susuyor. Gördüğünüz gibi kedi bile sustu yani. Ben daha ne yapayım yani? Size bunları anlatıyorum. Büyük bir fedakarlık örneği gösteriyorum bence. Evet, şu an motorlardan dolayı aşırı sesli bir arka plan var ama buraya gelmişken arkadaşlar, bu değerli ismimizin mezarına da gelmeseydim herhalde olmazdı. Dediğim gibi motorların, teknelerin, balık tutan insanların sesleri var ama birazcık mazur görün. Çünkü Attila İlhan'ın da bedeninin oraya gelmişken herhalde bir onun üçüncü şahsın şiirini okumak gerekir diye düşünüyorum şöyle burada. Evet, Attila İlhan. Şu an pek göremiyor olabilirsiniz. Burada yazıyor. Bu biraz bence kötü yazılmış ama Attila İlhan yazıyor arkadaşlar burada. Bedeninin yanında, yani şurada yatıyor bedeni de. Hemen üçüncü şahsın şiirini okuyacağım. Attila İlhan'ın evde kitabı yoktu, o yüzden telefondan okuyorum. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğim vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdim, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu, ağlardım. Evet arkadaşlar, burada hala deminki kedi, ölüm konuştuğumuz kedi arkadaşımız da burada hemen. Onunla beraber Attila İlhan'ın mezarını ziyaret ettik şu an. Ve yavaş yavaş bu videoyu sonlandırmak zorundayım. Çünkü artık pek çok mezarı gezdik sizinle beraber. Pek çok değerli şahsımızın, Türk Edebiyatı şahsımızın bedenlerini aslında ziyaret etmiş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi Boğaz manzaralı ve Anadolu Hisarı manzaralı bir yerden size veda ediyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Bunu da Attila İlhan'ın mezarının yanından yapıyorum aslında. Çünkü buraya batı girişinden girerseniz son ünlü isimlerden bir tanesi burası. Ama dediğim gibi burada çok yani İstanbul yerlileri kalıyor arkadaşlar. Yani sadece Attila İlhan, Tanpınar ya da Yahya Kemal, işte Özdemir Asaf için buraya gelmeyin. Mezarlıkları gezerken o insanların nelere güldüğünü, nelere ağladığını, kimlerden nefret ettiğini, neler yaşayıp işte ben keşke böyle olsaydımlarını düşünmenizi tavsiye ediyorum sizden. Buradan da size veda ederek artık alıntılarla yaşıyorum da kalmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Görüşürüz.